Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Pepsi Global'den bir ürünümüz geldi. Şimdi bunu arkadaşlar hızlıca inceleyelim. İçinden yine bu vergilerin artmasından sonra alabileceğimiz bir ürün olmayacak. O yüzden şansımız erken geldi. Şimdi hızlıca bunu açalım. Evet. Ürünümüz gördüğümüz gibi hava üflemesi açısından güzel bir turbo motorlu üfleyici mi denir artık, fan mı denir? Ürünümüz bu. Hızlıca açayım bunu, hatta açma kısmı da varmış. Buna hızlı bir açılış yapalım. Anlatacak fazla bir şey yok. Biz bunu açıkçası filtreleri, atıyorum ıvır zıvırı kurutmak veya hava üflemesi için aldık. 130.000 RPM'lik ve 52 metre böyle saniye üfleme kabiliyeti varmış. Kutulaması güzel. Ürünün fiyatı ben aldığımda turuncu siteden 1300 küsürlü bir rakamdı. Sert bir kutusu var. Koruma kısımları, kullanım kılavuzu, üfleme kısmı, cihazın kendisi, şöyle bir ebadı var. Şarj kablosu klasik, ne iyi ne kötü, orta derece bir şey. Üzerinde bir ucuyla geliyor ve mıknatıslı. Mıknatısıyla yerine oturması gerekiyor ama bakalım. Tam oradaki yuvarlakları denk getirmemiz lazım. Bakalım şurası yukarıya gelecekmiş. Şöyle. Evet. Açma kapama tuşumuz. Ayar düğmemiz. Bir çalıştıralım hatta. En düşükte başlatalım. Evet. Ama şarjımız yokmuş. Malzeme kalitesinden bahsedelim. Sert plastik. Değerleri burada. Ama pil full boş gelmiş. Dolayısıyla bunu bir süre şarj etmemiz gerekecek. Evet. Şimdi şarjımızı ettik ve ürünümüzü getirdik. Şimdi tekrardan kutusunu açalım. Toplamda arkadaşlar 4 saatten fazla sürdü. Normal 10-15 wattlık bir adaptörle yaparsanız bu kadar uzun sürüyor. Ama kataloğunda hızlı şarjı da desteklediği yazıyor. Ama şarja takılıyken kullanmayın diye ibare var. Şimdi dediğim gibi şunlar zaten uçları. Buraya çift tırnak olan kısmı oturuyor. Bayağı da sağlam tutuyor. Hatta şöyle de göstereyim size. Şimdi asıl mevzumuz şu. İçinde fırçasız bir motorumuz var. İki tane tuşumuz var. Bu aktif etmek için, bu da hızı ayarlamak için. Şöyle yapalım hemen. Şimdi normalde bakın şunu çeviriyorum. Herhangi bir ibare yok. Şu aktif etmek için bir tuş. Buna bir defa bastığınızda aktif oluyor. Ve bekleme modunda şu an. Bunu çevirdiğinizde hızı ayarlıyorsunuz. Zaten gördünüz. Bu daha belki %25'lik bir gücü. Şöyle yapacağım. Hatta bunun ucu da takıldı. Geniş üflüyor. Yani şu öbür uçları takınca daha odaklı yaptığı için daha hızlı, daha şiddetli üfleyebiliyor. Şimdi malzeme kalitesine gelelim arkadaşlar. Bunun gerçekten güçlü olduğunu zaten az çok anladınız. Hatta şu uçlarla daha çok performans vereceği aşikar. Yine böyle yapalım. Evet, bayağı bir güçlü. Bunu çıkartıyorum tekrar. Tekrardan şuna bastığınızda aktivelik diyor. Bakın şimdi çalışmıyor. Şimdi 1300 küsürlük bir rakam ödendi buna. Değer mi derseniz, ben şarj ettikten sonra bir süre arabanın camlarında, atıyorum yıkadıktan sonra kurutmasında veya arabanın motorundaki tozların giderilmesinde biraz kullandım. Çok şiddetli olduğu için başarılı. Artı olarak Dyson'ların filtresini temizlemek için de bunu kullandım. Açıkçası verim aldım. Ama derseniz ki 1300 küsür liralık bir ürün mü, düşünülür. Çünkü neden? İhtiyacınız olmadığında bu kenarda duracak. Belki de kullanılmayacak bir ürün. Ama benim ihtiyacım olduğu için açıkçası bunu aldım. Yani filtre değiştirmesinden ziyade şimdi 3 tane elektrik süpürgesi var.
Evcil hayvanın süpürgesi de dahil olmak üzere. Bunların filtresini temizlerken sağdan soldan kompresörden yararlanıyordum. Yani milletten, açıkçası tanıdığımız dükkanlardan destek alıyordum. Şimdi kimseye bir ricada bulunmadan kendim işimi halledebileceğim bir kompresör kadar da hızlı, yani şiddetli üfleyebiliyor. Şimdi ürünümüzü az çok tanıdık. Kablomuzu da zaten göstermiştim. Dandik bir kablo. Bununla şarj etmedim bu arada. Adaptörü çıkmıyor demiştik. Bunun kısa bir incelemesini yaptım. Genel kanıda alınabilir bir ürün. İhtiyacınız varsa gerçekten çok iyi. İlanda 110 binlik olarak görünüyor ama 130 binlik gönderiliyor. Yine tekrar kutusundan da bakın arkadaşlar hatta. Yani bence ihtiyacınız varsa alın. Düşünmeden alın. Yine turuncu siteden, yani global versiyonundan bunu bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.